İpek grubuna yönelik el koyma kararına Avrupa'dan sert tepkiler geldi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimlere az bir süre kala İpek grubuna yönelik alınan karardan dolayı kaygı duyduğunu ifade etti. Schulz, özgür medyanın canlı demokrasilerin temel taşı olduğunu vurguladı. Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu Başkanı Rebecca Harms, çoğulculuk demokrasinin anahtarıdır. Erdoğan'ın partisi AK Parti bunu umursamıyor ifadelerini kullandı. Başkan yardımcısı Ska Keller ise gazetecilere saldırılıyorsa, basın kurumlarına el konuluyorsa demokrasi işlemez dedi. Avrupa Parlamentosu'nun en büyük grubu Hristiyan Demokratlar grubunun Türkiye raportörü Renata Zoma da Türkiye'de artık adil ve hür seçimlerden bahsetmenin mümkün olmadığını söyledi. Zoma, seçimlere 5 gün kala bu saldırı demokrasiye çok ciddi bir saldırıdır dedi. Avrupa Parlamentosu'nun iki grubu ortak bir açıklama da yaptı. Liberal Grup Başkanı ve eski Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt'la Yeşiller Eş Başkanı Rebecca Harms'ın imzasıyla yapılan ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yapılarak muhalif basını susturma stratejisinden vazgeçilmesi istendi. Baskılar Avrupa Gazeteciler Cemiyeti de sessiz kalmadı. Cemiyet Başkanı Morgan Spierigard, operasyonların siyasi amaçlarla gerçekleştirildiğinin son derece açık olduğunu vurguladı. İngiliz Yazarlar Birliği ve Etik Gazetecilik Ağı, Türkiye'deki basın özgürlüğünün dramatik bir şekilde daha da düştüğünü açıkladı. İpek grubuna yönelik el koyma kararı Alman basınına da yansıdı. Alman haber ajansı DPA, İpek grubuna ait şirketlere kayyum atanmasına karar verildiğini yazdı. Haberde hukuken bağımsız isimlerden oluşması gereken kayyum listesinde havuz medyasının eski yöneticileriyle iktidar partisine yakın isimlerin tercih edilmesi dikkati çekti. Haberde siyaset ve medya dünyasından 1 Kasım seçimlerine 5 gün kala alınan karara tepkiler geldiği de yer aldı. Yok, avukat bey, öyle bir hukuk yok. Sizin yok öyle bir hukuk. Sizin var öyle bir hukuk.